Dünyalar güzeli kızım, hoş geldin. Babaların bir tanesi. Hoş geldin canım kızım. Geç otur. Nasıl? İyi görünüyorsun, daha iyisin değil mi? Gayet iyiyim. Ha, dur, önce bir şeyler söyleyeyim. Aç mısın? Yok, aç değilim ama bir kahve içerim. Tamam. Galip. Cappuccino. Laktozsuz. Nasıl? Doğru söyledim mi? Doğru söyledin. Ne yaptın? Düşünebildin mi? Geliyor musun benimle? Yani... Tamam. Senin üzerinde baskı kurmak istemem ama... Ben çok heyecanlıyım kızım. Yani ikimiz için. Yeni bir hayat kuracağımız için. Bugün annem beni ziyarete geldi baba. Annem benimle gelmeni istemiyor. Yani ilk defa ayrılacağız. Anlayabiliyorum, ona da zor geldi. Hatalarından ders çıkardı mı onu bilemem tabii. Ne söyledi benim için? Cansu lütfen. Açık ol. Bu hale gelmemizin sebebi senmişsin. Sorumsuzlukla suçladı seni. Yani açıkçası güvenmiyor sana baba. Benimle gelmemenin için her şeyi söyleyecek. Her şey derken? İftiraları bitmeyecek. Ya biliyorum, tamam. Ben geçmişte bazı hatalar yaptım ama bunların cezasını fazlasıyla ödedim. Hem bunları anlattım sana. Ama annen işte kafasında kurgulamayı asla bırakmıyor. Onu da iftira bol. İthamlar bitmez. Baba, ben seni çok iyi tanıyorum. Nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Dünya üzerinde hiç kimse, hiçbir şey benim seninle ilgili fikrimi değiştiremez ki. Cansu, kızım, ne olur güven bana. Ben sana güveniyorum zaten. Aman hadi ne olur, böyle tatsız konuları konuşmayalım ha. Neydi o? Azrail'i takip eden bir adam vardı, ne oldu? Halledebildiniz mi onu? Yani kayboldu gitti. Ama Azra çok korktu tabii. Etkilendi durumdan. Ya dolandırıcının tekiydi zaten. İyi oldu, kurtulmuşsunuz. Şöyle tuhaf bir şey oldu. Hani bende bir kitap vardı, sen de nereden aldığımı sormuştun ya. Suç ve Ceza. Aynen. Onu bana yeni tanıştığım bir arkadaşım vermişti, Faruk. Faruk mu? O da aynı zamanda kaybolup gitti. Azra da tabii tuhaf bir düşünceye girdi. Bu iki olayı kafasında birleştirdi. İkisinin de aynı kişi olduğunu düşündü. Ya Azra'nın sinirleri bozulmuş iyice. Yani ben de öyle dedim. Boş boşuna kuruntu yaptı işte. Ama artık o fikirden uzaklaştı, peşini bıraktı yani. Evet, mantıklı olan da bu. Yani takmayı mı öyle şeylere kızım? Peki kitap? Bir saniye. Efendim Azra? Cansu, akşama işin var mı? Yok, ne oldu ki? Tamam, o zaman kimseye söz verme tamam mı? Akşam seninle birlikte konağa gideceğiz. Konağa mı? Niye? Biz Cenk'le bir karar verdik. Daha fazla beklemeyelim diyoruz. Akşam da konağa gidip düğünün detaylarını konuşacağız. Ben sen de yanımda ol istiyorum. Tabii sen de istersen. Tamam, tabii ki gelirim. Çok sevinirim. Görüşürüz akşam o zaman. Tamam. Hadi bay bay. Ne olmuş? Ne diyor? Akşam Cenk'lere konağa gidecekmişiz. Düğün detaylarını konuşacağız diyor. Beni de yanında istiyormuş. Ne güzel. Git tabii kızım, git. Keyifli olur öyle akşamlar. Böyle kız kardeşler düğün telaşına bayılır. Alışverişten falan bahsedersiniz. Yani öyle olur herhalde, bilmiyorum ki. Neyse, ben kalkayım artık. Malum işlerim var, onları halledeyim. Bir de şimdi Azra'yla plan da yaptık. Tamam kızım, tamam. Ha, bir saniye. Unutmadan vereyim. Ben okudum, bitirdim. Sen de tekrar okumak istiyordun. Al istersen ha. Tabii okurum tabii. İyi o zaman, görüşürüz. Kaçtım ben. Görüşürüz kızım.